Peki Emre Kaplan e, hattımızda karşımızda olacak değerli izleyiciler. E Galatasaray'la başlayalım. E, Galatasaray'da yeni e, transferde adı geçen yeni isimler var. Onları özellikle öğreneceğiz ve tabii PSV maçı kaç oyuncu PSV maçına yetiştirilmeye çalışılıyor Galatasaray'da? 15 Temmuz'a kadar e, liste 15 Temmuz'da listenin verilmesi lazım. Sonrasında iki isim ilave ediliyor. Emre'den transfer detaylarını rica edin. Teşekkürler Mustafa Göksu. Son soruyla başlayalım, son son taraftaki kısımla başlayalım. Galatasaray'da şu andaki hedef, PSV maçı öncesinde ifade ettiğiniz gibi 15 Temmuz'da UEFA'ya listeler, kadro listeleri verilmesi gerekiyor ama maçtan bir gün önce de eğer olası bir yeni transfer olursa bu isimler listeye eklenebiliyor. Önelemelerde böyle bir durum var, böyle bir istisna yapılabiliyor. Bu nedenle aslında çok büyük bir acele olmadığını söyleyelim ama kadro üzerinde çok fazla yapılması gereken hamle var ve bunlar için de çalışmalar devam ediyor. Galatasaray yönetiminin şu anki düşüncesi ve biraz daha gerçekçi bir plan olarak bunu ortaya koymakta fayda var. Çünkü çok fazla isim konuşuluyor. Her gün tabii ki birçok isimle görüşmeler gerçekleşiyor. Gerek menajerler vasıtasıyla gerek kulüpleriyle ama mevcut mali yapıyı düşündüğümüzde Galatasaray'ın ödemesi gereken yüksek rakamları düşündüğümüzde geçmiş dönemden süre gelen Galatasaray yönetiminin şu an kafasındaki plan gerçekçi hedefi PSV maçına üç yeni transferi sahaya çıkarabilmek bunlardan bir tanesi Barış Alper Yılmaz olacak gibi gözüküyor oyuncuyla ve kulübüyle el sıkışıldığını daha önce ifade etmiştik artık transferle ilgili açıklama bekleniyor bunun dışında solbek hep zaten bahsediyoruz Alex Moreno isminden solbek için en aciliyet gerektiren bölge gibi gözüküyor Galatasaray'da çünkü sayısal olarak da orada önemli bir eksik var Ömer Bayram ve Emre Taşdemir belki kadrodaki solbekler olarak gözüküyor ama o bölge için çok yeterli görülmüyor. Alex Moreno için görüşmeler devam ediyor. Yanı sıra 3. isim de zannediyorum ki Enron Yekur olacak gibi gözüküyor. PSV maçı öncesinde bitirilmesi planlanan Galatasaray'ın şu anda gerçekçi hedefi olarak değerlendirilen 3 isim bunlar olacak gibi. Tabii ki birçok isim var. Birazdan bir tanesini yeni bir ismi daha zikrediyor olacağız ama şu anda görüşülen, daha önce de haberlerini yaptığımız Jetson Fernandez gibi yanı sıra yine orta sahada forvette savunma hattında birçok isimle görüşmeler devam ediyor ama bu oyuncuların biraz durumları beklenecek. Jetson Fernandez için bir teklif yapıldığından bahsetmiştik. Benfica kulübünün buna yanıtı bekleniyor. Benfica'nın kadro yapılanmasında Jetson'un nasıl konumlanacağı da burada belirleyici olacak. Biraz tabii Galatasaray oyuncuların durumlarını takip ederek oyuncuların daha uygun şartlarda transfer edilebilmesi adına böyle bir strateji belirleyecek gibi gözüküyor. Dediğimiz gibi 3 transfer PSV maçını hedefleniyor ve bugün itibariyle de ortaya çıkan Galatasaray'ın birkaç gün içerisinde resmi teklif yapmaya hazırlandığı ismi paylaşalım. Sparta Rotterdam forması giyen Harui Fasasıllı Hollandalı oyuncu. Alt yaş kategorilerinde Hollanda milli takımının formasını da giymiş. 23 yaşında genç potansiyelli bir oyuncu. Defansif orta saha rolünü daha çok üstleniyor takımında. Aslında bu biraz Jetson'un bir alternatif olarak değerlendirmek doğru değil. Çünkü Jetson daha ofansif rolde, 8 numara diye tabir edebileceğimiz rolde düşünülüyor Fatih Terim'in planında. Florentino Luiz'den bahsetmiştik. Defansif orta saha 6 numarayı daha çok oynayan bir isim. Florentino'nun bir alternatifi olarak değerlendirilebilir. Harui için Galatasaray kısa süre içerisinde resmi bir teklif yapacak Sparta Rotterdam'a. Teklifin maddi boyutuna gelecek olursak. 2,5-3 milyon euro dolaylarında bir bonservis bedeli teklif edilecek. Genç bir oyuncu tabi hem bugün faydalanılabilecek hem de bonservis alınması halinde geleceğe de bir yatırım olarak görüldüğünü söyleyelim Harui isminin. Oyuncunun birçok talibi var tabi ki bu arada. Sadece Galatasaray değil Avrupa'nın birçok ülkesinden birçok takımın oyuncuya talip olduğunu söyleyelim. Galatasaray da resmi teklifini iletecek hem oyuncu tarafına hem kulüp tarafına bu görüşmelerin bu şekilde başlayacağını söyleyelim. Şu anda bir ilgi var ama henüz teklife dönmüş resmi teklife dönmüş bir ilgi değil ama resmi teklifin yapılacağını Haruyi'nin Galatasaray'ın şu andaki transfer hedeflerinden birisi olduğunu söyleyebiliriz Mustafa Göksu. Sorun var. Peki Zeki Özündürkan buyurun lütfen. Kardeşim Mehmet Özcan'ın yaptığı bir haber vardı Sabah gazetesinde. Falcao, Babel ve Fegul'inin toplam maliyetinin, yıllık maliyetinin Galatasaray'a 20 milyon euro olduğu şeklinde. Bizim bildiğimiz işte Falcao'nun 6,5 milyon euro bonuslarla birlikte aldığı ücret. Fegüli'nin 3,8 milyon euro bonussuz. Babel'in de 2,5 milyon euro kazandığını biliyorduk. E şimdi bunların ekstra ne ücret alıyorlar da bu kadar e, farklı bir sözleşme yapılmış bu oyuncularla yani. Nasıl üç oyuncunun maliyeti 20 milyon euroyu bulur? Eğer bu gerçekten %100 doğruysa sadır ki haber doğrudur. Yalanlanmadı çünkü. E o zaman yani bu üç oyuncu 20 milyon euroysa e bir takımın maliyeti neredeyse. Galatasaray bu üç oyuncunun maliyetini nasıl karşılayacak bu sene mesela? Diyelim önceki seneler karşıladı. E bir taraftan da transfer yapacak diyoruz. Bir taraftan da 380 milyon lira taze paraya ihtiyaç var diyoruz. UEFA'dan gerçe ee, önceki gün konuşmuştuk pazartesi Salı ne gün konuştuk biz onu Cuma mı konuşmuştuk Sen de söylemiştin borçsuzluk kağıdı Orada UEFA'dan 10 gün süre istemişler Biz yeni yönetimiz diye 30 Hazirana kadar verilmesi gerekiyordu biliyorsun ee, Tamam e, Borçsuzluk kağıdını alıyorsun ama UEFA artık yemiyor bunu Dekont da istiyor Yani oyuncuya ödediğin rakamın Transfer taksitinin dekontunu da istiyor Şimdi daha bunlar ödenmemişken bu oyuncularla yol, yol, hadi Babel kaldı diyelim. Yani bu oyuncularla Feguly ile Falka ile yolları ayırmadan Galatasaray nasıl transfer planlaması yapacak? Atıyorum Halil Dervişoğlu 10 milyon euro diyelim. %50 pazarlıkla indirdin 5 milyon euro. E Onyekuru 4.3 milyon euro 350 milyon euro ama diyelim hadi 2.5 milyon euroya aldın talibi yok. E, Mustafa Muhammed var 4 milyon dolar. Yani Galatasaray bunun finansmanını nasıl sağlayacak? Gerçekten hani bu yöneticilerle konuşuyor musun? Gerçekten bu üç oyuncunun maliyeti bu kadarsa bu sözleşmeleri yapan kimse gerçekten yani nasıl yaptınız diye sorgulanmalı ya. Bu nedir ya? Bu gerçekten yani ekstradan para mı veriliyor? Nasıl sözleşme? Bu sözleşmeleri Burak Elmas yönetimi diyecek ki kardeşim. Atıyorum Falk ailesi yapılan sözleşmeyi kamuoyuna açıklasın. Ya da Figu ile Babel'le yani bu, bunlar Messi Ronaldo değil ki ya Üç oyuncu 20 milyon euro. Ya bunlar konuşuluyor mu gerçekten merak ediyorum. O haberin büyük ses getirmesi lazımdı Galatasaray camiasında. Baktım ki hiç herkes susuyor. Emre'ye soralım. Ya e onu soruyorum zaten. Zeki abi tabi siz daha iyi biliyorsunuz transfer dönemi olduğu için transfer haberleri dışındaki haberler çok fazla şu anda yankı bulmuyor. Aslında sizin de ifade ettiğiniz gibi Galatasaray'ın belki de en önemli sorunlarından bir tanesi oyuncu maliyetleri. Haberin bir kere %100 doğru olduğunu söyleyelim. Mehmet Özcan'ın yazdığı haberin. Şöyle ifade edelim durumu. Sofyan Feguli'nin sözleşmesi 4 yıl önce yapıldı. Dursun Özbek döneminde yapıldı ve o dönem bütün maddeler, ekstra maddeler, bonus maddeleri, ulaşılacak rakamların hepsi detaylı bir şekilde ortadaydı. Feguli ile ilgili sürpriz bir durum yok. Zaten bütün rakamlar açıklanmıştı. Maç başı ücretleri, işte 30 maç oynarsa alacağı ücret, Şampiyonlar Ligi'ne katılması halinde alacağı ücret ya da bunun gibi birçok detay tabii ki. Net ücreti 3 milyon 850 bin euro Feguli'nin. Tabii ki bu yeterlilikleri yerine getirmesine göre 5 milyon euroya kadar çıkabiliyor. Ama bu yet yeterliklere göre olan bir şey. Bunun dışında Falcao ve Babel ile ilgili ise bu özel maddelerin hiçbiri açıklanmadı. Direkt olarak net ücretlerini biliyoruz. Falcao'nun 5 milyon euroluk bir ücreti var ki ilk andan itibaren Falcao'nun transfer olduğu günden bu yana bilinen bir şey. Falcao'nun aldığı ücret bunun çok daha üstünde. Hatta 7-7,5 milyon eurolar hep telaffuz ediliyordu. Bunun içinde de işte aynı şekilde başarı bonusları var ama Falcao'nun şu ana kadar gösterdiği herhangi bir başarı da yok Galatasaray'da. Bu rakamlar tabii ki çok abartılı rakamlar daha doğrusu hazırlanırken, sözleşmeye konurken abartılı rakamlar. Ama Galatasaray'ın da siz az önce söylediniz bundan sonra nasıl ödeyecek diye. Bugüne kadar da nasıl ödediği açıkçası çok merak konusu. Çünkü gerçekten Galatasaray'ı çok zorlayan rakamlar. Babel içinse yine aynı şekilde 10 maçta bir, 15 maçta bir enteresan primler barındıran, enteresan maç başı, ekstra ödüller barındıran bir sözleşmesi olduğunu biliyoruz. Aslında bunlar Eski yönetim döneminde de konuşuluyordu ama herhangi bir resmi açıklama gelmediği için biz bunların haberini yaptığımız takdirde yalanlanacağı için ki buna karşılık verebileceğimiz bir elimizde belgemiz olmadığı için haberini yapmamız çok mümkün olmuyordu. Ama yeni yönetim göreve geldi. Mali yapıyı incelemeye başladılar. Mali genel kurul olmadığı için bazı detaylar, bazı rakamlar anca oraya girdikten sonra başkanlık koltuğuna oturup o rakamlar, evraklar incelenmeye başladıktan sonra ortaya çıkabiliyor. Yeni yönetimin de Sayın Burak Elmas yönetiminin de açıkçası biraz bu anlamda şaşkınlık yaşadığını biliyoruz. Genel kurulu üyelerinin şöyle bir çağrısı var. Geçmiş dönemde yapılan sözleşmeler, özellikle son 3 yılda yapılan sözleşmelerin kamuoyuyla paylaşılması, bu detayların kamuoyuna anlatılması ve durumun da daha şeffaf bir şekilde ortaya konulması talebi var. Belki ilerleyen günlerde bu yönde bir çalışması olabilir. Galatasaray yönetiminin, mevcut yönetimi, şu andaki yönetimin. Ama Dediğimiz gibi Babel için gerçekten 10 maçta 15 maçta bir devreye giren ekstra bonus maddeleri, yanı sıra başarıya dağlı, başarıya bağlı bir takım primler ve yanı sıra imza parası vardı zaten bonservisiz olarak geldiği için. Bu imza parası da yıllık ücretine bölünmüştü. Yani yıllığı 2,5 milyon euro sabit ücreti Babel'in. imza parası eklendiğinde 3 milyon 200 bin euroya denk geliyor bölündüğünde 3 yıla. Ama bunun çok daha üstünde 45 milyon eurolar civarında para kazandığı bilgisi var. Bu da zaten totalde 3 oyuncunun rakamını Mehmet Özcan'ın haberinde olduğu gibi 20 milyon euro dolaylarına kadar çekiyor. Sayın Burak Elmas mazbatayı aldıktan sonra Ankara ziyaretinde bu durumu ifade etmişti. Biraz beklediklerinden kötü bir tabloyla karşılaştıklarını ifade etmişti. Bunun gibi tabii daha farklı durumlar da var. Sadece 3 oyuncunun sözleşmesiyle sınırlı bir durum değil bu. Gözüken rakam ilk etapta Sayın Abdurrahim Albayrak da başkanlık seçimi öncesinde adaylarla birebir yaptığı görüşmelerde hep 300 milyon TL rakamını telaffuz ediyordu. 300 milyon TL'si olmayan, 300 milyon TL'yi kasaya koyamayacak olan başkanlığa aday olmasın, heveslenmesin şeklinde başkan adaylarında başkan adaylarıyla tek tek yaptığı görüşmeler vardı ama bu 300 milyon lirayı da aşacak gibi gözüküyor şu anda. Acil ödenmesi gereken rakam. Gerçekten transferlerden bahsediyoruz. Yapılan görüşmeler az önce zaten yayının en başında PSV maçı öncesindeki gerçekçi hedef diyerek altını çizmemiz sebebi buydu. Çünkü çok ciddi rakamların ödenmesi gerekiyor. Bunlara kaynak oluşturulmaya çalışılıyor. Bir kasa kolaylı oluşturulmaya çalışılıyor bir yandan. Ve tüm bunlar yaşanırken de transfer hamleleri yapılmaya çalışılıyor. Gerçekten Sayın Burak Elmas yönetimin işi çok kolay değil. Gerçekçi bir hedef belirlemiş vaziyetteler. En aciliyeti bulunan bölgeler sol bek, orta saha, savunma ve bir kanat oyuncusu. En azından bunların PSV maçı öncesinde sahada olması için yoğun bir çaba sarf ediyorlar. Şu detayı da verelim. Yani bu Donk'un sözleşmesiyle ilgili mesela ee, sevgili Mehmet Ayan'ın yaptığı bir haber vardı Galatasaray'ın bir önceki yönetimi Mehmet Ayhan mahkemeye verdi belge olmasına rağmen yani böyle belgeli bir şekilde donk transferindeki enteresanlıkları paylaşmıştı ee, sevgili Mehmet Ayan ee, 14 Ağustos 2020 günü kapa bildirilen duyuru donkun ödemeleri vesaire mahkeme süreci de devam ediyor bildiğim kadarıyla ama nihayetinde belgesi de var Mehmet Ayan'ın onu da sunacak herhalde. Mahmut Hocam'ın da bir sorusu var sevgili Emre. Ee, emre'ciğim kolay gelsin. Teşekkürler hocam. Ee, Arda ile eee Emrah Baba'nın uzatıldı değil mi? Arda herhalde %100 bir zam oldu bildiğim kadarıyla. Şöyle bizim edindiğimiz bilgi Arda ve Emrah Baba için rakamları söylemek gerekirse 1 artı 1 yıllık yine geçtiğimiz sezon olduğu gibi Arda Turan'la bir anlaşma sağlandığı. Geçen sezon 4 milyon TL'lik bir ücreti vardı Arda'nın. Opsiyonu uzaması halinde opsiyonun gerekliliklerini yerine getirmesi halinde 6 milyon TL alacaktı ama yeni yapılan anlaşmayla 8 milyon TL'lik bir sözleşmeyi imzalayacağı, henüz imzalamadığı ve imzalayacağı bu konuda anlaşmaya varıldığı yönünde bir bilgi var. Yanı sıra Emre Akbaba için de Euro üzerinden geçtiğimiz dönemdeki kontratı TL üzerinden 10 milyon TL civarında bir rakam, tam 10 milyon TL bandında bir rakama el sıkışıldığı fakat henüz aslında biz pazartesi günü itibariyle kap açıklamalarının gelmesini bekliyorduk. Bu hafta içerisinde zannediyorum ki Emre ve Arda ile ilgili durumu Galatasaray Kulübü resmi olarak kamuoyuyla paylaşacak, netleşecek durumlar ama bizim edindiğimiz bilgi Arda'nın 8 milyon TL, Emre'nin ise 10 milyon TL'lik bir maaşla sözleşme imzalayacakları şeklinde. Teşekkür ederim. Peki Emre çok teşekkür ederiz aktardığın bilgilerden dolayı ve tabii yeni...